Hani piyasada derler ya sanatçı daha dost olamaz falan diye. Bunun en güzel ispatı bizizdir yani. Yonca'dır. Yonca'nın bizim dostluğudur. Yonca'nın yani dostum arkadaşım değil artık. O benim kardeşim yarım gibi bir şey. Hayatımın ilk dönemlerine denk geliyor Yonca Evcimik'le tanışmak. Ben Zeynep Özel'le başladım. Sonra Yonca Evcimik ve Tarkan'ın fan kulübünü kurdum. Yani çok uzun yıllar. Ve o yıllardan sonrasında hep hayatımdaydı. Yonca ile fi tarihinde tanıştık. Yani milattan önce diyebilirim. Ben İstanbul'a taşındığımda ilk arkadaşım, yani gerçekten arkadaşım olan ilk 2-3 arkadaşımdan biridir. Ölene kadar Yonca bir gecede şöhret olmuş bir insan değil. Çok uzun bir süreçten geçmiş. Tiyatro yapmış, bale yapmış, sunuculuk yapmış. Bir sürü şey denedikten sonra hasbelkader şans kapısını çalmış ve abone şarkısını yayınlatma şansı bulmuş. O dönemde, o süreçte de yaşamı o kadar iyi hazmetmiş ki para kazanmanın ne kadar zor bir şey olduğu, insan zengin olmanın para zengin olmaktan ne kadar daha önemli olduğunu o kadar iyi kavramış ki Yonca benim için bir annedir, bir abladır. Ekipteki herkes için de öyleydi o dönem. Dansçılar için, müzisyenler için, eşi için, o zamanki eşi için, annem benim için. İlk freelance çalışmaya başladığım zaman bu 2000 yılına denk geliyor. 2000'de ben işte zekil etmiştim, ben freelance çalışmaya başlamıştım. Önce yana yakıla seçim yapacak birini arıyordu. O zaman benim parlamın haberi var tabi ama hiç o kadar çalıştığından haberi yoktu. Beraber çalışmaya başladık. O gün günde beraber çalışıyoruz. Çok fazlaca benim hayatımda ilk defa ona klip çektim. Yani ilk defa onun total dönüşünü yaptım. Birçok ilki beraber yaşadık. Sen önce tanıştığımda nasılsa fiziksel ve ruhsal olarak, şimdi de öyle tabii ruhsal olarak genişliyor ama fizik olarak aynı. Yaş aynı. İçinde bir küçücük bir kız çocuğu var. Yolculuk onun için çok yakışıyor o tanım. O kız çocuğu onu hep aynı tutuyor. Hayat enerjisi çok yüksek. Sevgi enerjisi çok yüksek. Etrafına her zaman için yakın, sıcak, kötü gün dostu. Deli doludur, tatlıdır, dobradır, sözünü sakınmaz, hot kırar ve çok güleriz. Aklından geçeni hemen pat diye söyleyiveririz. Yonca hakikaten hayata çok böyle sıkı sıkı yazılmış. Yani sıfırdan her şeyi var ettiyse ben bir kadındır. Öyle de var olmuştum zaten. Hala şarkı sözümüzden belli yani işte. Öldürecek beni diyoruz. Hala 18 yaşındaki kızların ortalıkta zıpla zıpla rahatsız etmesinden belli zaten. Enerjisi çok yüksek olduğu için ona tabii ona yetişmek zordu yani. Hani o bizim tabii tatillerimiz oldu, Meksika, Bali birlikte. O uyumadan bütün bir zamanı geçirebilir ve gidip sen uyursan ona kızar. Yani aynı şekilde onunla birlikte devam etmeni ister. Kapına geldi mi kendine rağmen, bir sen beni de
insan. Her şeyden önce bu benim için çok önemli. Espri anlayışı, insanlara yaklaşımı, müziğe yaklaşımı her şeyi etkiliyor tabii ki bu. Onun hayatımın bir yerinde, müzikal yaşamımda ve hayatımda bir yerde olması benim için çok değerli. Dostlarını çok sever, onlarla vakit geçirmeyi çok sever. Onlarla birlikte yemekleri, uzun muhabbetleri, sohbetleri çok sever. Etrafında fazla insan yoktur. Çok sosyal değildir ama sosyal de değildir. Çalışmayı çok sever, durmadan çalışır. Albüm çıkarmadığı zamanlarda dans derslerine, çalışmalarına devam eder. Sürekli bir takım televizyon programları hazırlar. Hiç durmaz. Paraya ihtiyacı olduğunu zannetmiyorum. Hiç o konulara girmedi kendisiyle ama bunun hiçbirini para için yapmadığını biliyorum. Tıpkı Ali Poyrazoğlu gibi aslında hayatta durabilmek için, hayatın ritminden kopmamak için yaptığına inanıyorum ben. Çok humanist bir insandır. Humanistin dışında bir de hayvan çok severdir. Zaten söylememe gerek yoktur. Çok dost canlısıdır. Dostlarını ve arkadaşlarını asla ihmal etmez. Çok iyi bir aileden geldiği için de çok böyle bir oturmuşluğu vardır. İlişkilerini gayet garantide tutar. Çok uygun bir insandır. Bir de dediğim gibi müziği ve sahneyi hala yapabileceği birçok şey olduğunu inanıyorum. Mümkün olduğunca birbirimizde gördüğümüz şeyleri patatak söyleriz. Olur biter. Özellikle ben ona çok şey borçluyum. Kendimle alakalı bazı düzeltmelerimde. Çünkü dost dediğimiz söyleyendir zaten. Ama ben de dinlemişimdir yani. Öyle bir güzel huyum var benim. O söylemiştir, ben de onu dinlemişimdir. Çünkü sevginin ötesinde sayıyorum da çünkü onu. Çok çalışkandır. Onun şöyle bir tane defteri vardır, siyah kaplı bir defter. Ajandadır ama ufaktır. Ona en ufak şey not yazar Yonca. Ve bir bakarsınız ki Yonca hiçbir şey atlamaz. Teknolojiyi de şimdi daha böyle hızlı hızlı kullanmaya başlıyor. Eskiden çok öyle kullanmazdı. Mesaj yazıp sadece mesaj yollardı. Şimdi telefonun mesela diğer özelliklerini çözdü. Tarihe, saat ayarlayıp alarm kuruyor hatırlatmakla ilgili. Diyorum ki Allah beterinden korusun çünkü hiçbir şey atlamaz. Detay detay.